Arkadaşlar merhaba, ben Emir Altunbrek. Bugünkü dersimizde fragmentlerde screen orientation'ın ne olduğundan ve onSave instance metodunun nasıl kullanıldığından bahsetmeye çalışacağım. Temel eğitim setimizde aktivitelerde de buna benzer bir konu vardı. Aslında bu konunun ondan hiçbir farkı yok. Şimdi orada ne anlatmıştık? Benim bir aktivitim var. Şöyle portrait modda açtım. Ben ne zamanki telefonu yan çevirip landscape moda geçtiğimde, hatırlarsanız aktivitenin o yok olma, yıkılma metotları sırasıyla çağrılıyordu ve daha sonra aktivitem tekrardan oluşturularak ilgili layout oluşuyordu. Ve böyle bir durumda bizim butonumuzun ve text view'un değerleri değişirken bazı view öğelerinin checkbox gibi, ne bileyim radyo buton gibi, edit text gibi öğelerin değeri değişmiyordu. Biz bunları bir şekilde onSave instance metoduyla kaydediyorduk ve daha sonra yeniden yaratılma anında geriye getiriyorduk. Fragmentlerde de çok farklı bir durum yok. Çünkü zaten konuyu anladıysanız fragment nedir arkadaşlar? Activity'ye eklenmiş başka bir view öğesi gibi düşünebilirsiniz. Sizin activity'niz olası bir ekran değişimi anında yıkılıp tekrardan yaratılıyorsa, bunun içindeki fragmentin de aynı şekilde yıkılıp tekrardan yaratılması lazım. Fragmentlerin yaşam döngülerinde de aynı aktivitelere benzer metotlar çalışıyordu. İşte o metotlarda da biz saklamak istedik verileri saklamamız gerekiyor. Çünkü hiçbir kullanıcı, atıyorum buraya bir text yazdı, 30 diye bir değer tutuluyor veya ekran değiştiğinde bunun default veri 0'a gelmesini istemez. Bu 30 değerini ekranı değiştirdiğinde de ekranında görmek ister. İşte bu yüzden bizim kullanacağımız metodun adı da onSave instance metodu olacak. Şimdi bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım. Bunun için arkadaşlar öncelikli olarak şu fragment A'yı göstereyim. Fragment A'mda çok kullanılan view öğelerini ele almaya çalıştım. Burada bir text view'umuz var, bir butonumuz var, toggle buton var, checkbox var, radyo var, en altta da bir tane neyimiz var? Edit text'imiz var. Daha sonra bunu gittim, activity main'e şuradaki gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şuradaki yani yeşil kısım benim fragmentim olurken arkadaki beyazlık ise aktivitim oluyor. Main activity'de hiçbir şey yapılmıyor. Fragment A'ya geldiğimizde gördüğünüz gibi sadece view'u oluşturdum. Şimdi gelin işlemlerimize başlayalım. Ama ondan önce şöyle bir projeyi başlatalım ve emülatörde bir görelim. Uygulamam açıldı. Şöyle ilk olarak şöyle bir test yapalım isterseniz. Ben şuraya bir Emre yazayım. Emre, şunu da silelim. Daha sonra şuradaki buton yardımıyla ekranı dönüştürdüğümde, şunu da ona çekelim hatta. Ekranı rotate ettiğimde gördüğünüz gibi Emre değeri saklandı, checkbox saklandı, radyo butonu saklandı. Yani şunların durumu değişmedi. İlk durumlarına dönmedi. Lakin birazdan göreceksiniz ki buton ve text view'un değerleri değişiyor. Bunları bir şekilde kontrol edip değişmemesini sağlamamız lazım. Buraya geliyorum. Fragmentimdeki text view'umu text diye buraya atadım. Butonumu alıyorum buraya. Buton diyelim. Bir de neyimiz vardı? Edit text'i de alalım. Yok, edit text'i almaya gerek yok. Şimdi buraya geliyorum. Tabii bunları nerede yapacağız? Fragmentimin içinde yapacağız. Evet, ilgili kütüphaneleri ekledik. Ve on create view anında bunları buradan ne yapıyorduk? Ulaşıyorduk. Text diyorum. Text view'un text'i. V nokta find view by id ile find view by id ile r nokta id nokta text view değiştir dediğimiz view öğesini buraya alıyorum. Daha sonra butonumu v nokta find view by id ile buraya alıyorum. R nokta id nokta btn giriş diyor. Bunu da buraya aldım. Şimdi hemen şurada satır içinde buton nokta set on click listener'la new on click listener diyerek bu butona tıklanıldığında olacak şeyleri
buraya yazacağım. Şuraya hatta bir tane integer değer atayalım, sayı diyelim. Ve onCreate anında bu sayıyı sıfıra atayalım burada. Şimdi butonuma tıklanıldığında şuradaki TextView'un içeriğine text nokta setText diyerek ne yazalım? Butona tıkladınız yazsın. Butonunda üstünde yazan ifadeyi setText ile değiştirelim. Tıklandı yazsın. Giriş yap, çıkış yap falan yazacaktım da. Şimdi onu öyle yapmayacağım. Daha sonra da şuradaki sayı değişkenime de sayı eşittir diyorum. 50 diye bir değer atayalım ve bunu bir toast mesajla da ekrana bastıralım. Bakalım neler değişiyor, neler değişmiyor. Normalde biz buraya context this yazıyorduk ya, ama artık fragmentin içindeyim. Get activity yazmam gerekiyor ilgili aktiviteye ulaşmak için. Daha sonra sayı eşittir deyip sayının değerini yazıyorum. 50 yazması lazım. Daha sonra da toast nokta uzun süre ekranda göstersin ve show'la da bunu tamamlayalım. Evet. Şimdi bir daha bir çalıştıralım şunu. Bakalım neler oluyor. Uygulama açıldı. Şimdi bunları tekrardan tıklıyorum ama biliyoruz ki ne olacak? Bunların değerleri ekran değişse bile değişmeyecek. Okey dedim. Şimdi buradaki butona tıkladığımda butona tıkladınız dedi, sayı 50 yazdı, değil mi? Şimdi peki ben burada ekranı değiştirsem bakın neler oluyor. Gördüğünüz gibi butona tıkladığınız yazısı gitti. Ve butona bastığımda tekrardan geliyor. Onu göstermeyecektim. Şöyle bir daha yapalım. Buradaki şey gitti ve butonun üstündeki text de değişmiş oldu. Tıklandı, yazmıyor artık. Ve bu her ekran dönüşümünde sıfırlanıyor benim değerlerim. İşte bunu ele almak için aynı aktivitelerde olduğu gibi fragmentlerde de onSaveInstance diye bir metot var. Onu kullanmam gerekiyor. Şuraya geliyorum. onSaveInstance state dedikten sonra buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi bu bir bundle parametresiyle beraber geliyor. Ben bu parametrenin içinde benim o değerlerimi saklayabilirim. Mesela TextView'um için bir string değer saklamak istiyorum. Biz bundle'ımıza değerleri neyle koyuyorduk arkadaşlar? Put'la koyuyorduk. Daha sonra da tipini belli edecek ifadeyi buluyoruz. Put string benim için. Bunlar key value ilişkisi şeklinde çalışıyordu. Key dediğimiz nedir arkadaşlar? Buradaki değeri temsil eden bir etiket. Ne olsun? Text view içerik. Bunun içine benim neyi koymam lazım? TextView'umdaki yani text nokta getText nokta toString diyerek oradaki ifadeyi almam lazım. Aynı şekilde outState nokta putString diyorum. Bunun içine de butonumun yani btn içerik diyelim. Buna da neyi koymam lazım? Buton nokta getText nokta toString diyerek butonumda yazan yazıyı koymam lazım. Şuradaki 50 sayısını aslında biz nasıl görürüz her seferinde? Butona her tıklandığında neyse onu da şöyle koyalım ama şöyle bir düşününce oradaki integer değerinin değişip değişmediğini görmek için onCreate metodunu kullanmam gerekiyor. Ama şu an için açıkçası onu kullanmayacağım. Yine eminim bana inanıyorsunuzdur. Oradaki integer değeri de sıfırlanıyor. Şimdi onSaveInstance'da yani ekran dönüşümü olmadan hemen önce ben TextView'um ve butonumdaki textleri şuradaki bundle yardımıyla kaydetmiş oluyorum. Bunları ne zaman kullanabilirim? Mesela onCreateView metoduna bakarsanız gördüğünüz gibi bir tane bundle değer geliyor.
Save instance state diye. Siz bunları buraya yaptıysanız bu parametre aracılığıyla bunlara burada erişebilirsiniz arkadaşlar. O zaman şuraya gelip sayı da sıfırlanmış şurada. Şunların tanımı da yapılmış. Şuraya gelip eğer diyorum saved bundle state null'a eşit değilse, yani içinde herhangi bir veri varsa benim text view'umun yani text'ini atasın. Neyle atasın? Save instance state nokta put'la koyuyorduk, get'le alıyorduk değil mi? Ne almak istiyorum? String almak istiyorum. Peki hangi string'i alıyorsun? Yani sen bunu saklarken bunun etiketine ne verdin diye soruyor. Şöyle bir baktığımızda biz buna ne vermişiz? Text view'un TV içerik, text view içerik diye vermişiz. Aynı şekilde buton nokta set text diyerek save instance state nokta get string diyorum. Bunun da string key yani anahtar değeri nedir? BTN içeriktir. Böyle yaparsanız arkadaşlar olası ekran yani screen orientation durumlarında sizin değerleriniz korunmuş olur. Hemen bir testimizi yapalım. Şöyleyken. Evet, şimdi şunları da tıklayayım. Bunları da bir görelim. Emredeyim. Şunu da 10 yapalım. Ve butonuma tıkladığımda gördüğünüz gibi burada butona tıkladığınız yazdı. Burası değişti. Tıklandı oldu. Şimdi burada ekranı değiştirdiğimde bütün bu değerlerin saklanmış olması lazım. Ve gördüğünüz gibi bütün veriler olduğu gibi kullanıcı mutlu, siz mutlu. Gönül rahatlığıyla yolunuza devam edebilirsiniz. Evet, dediğim gibi Activity'deki onSave instance'dan hiçbir farkı yok. Ama bunu da burada belirtmek gerekiyordu. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.